Herkese merhabalar arkadaşlar. Emek Sandım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz bebek pantosunun yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel bir model. Ben çok severek gördüm. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. Küçük motiflerden oluşan, çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Ön taraf için 21 tane motif, arka taraf için 21 tane motif yaptım. Şöyle sayalım. 5, 10, 15, 18, 21. 21 tane ön taraf, 21 tane de arka taraf için küçük motifi yaptım ve birleştirdim. Şimdi hep birlikte motiflerimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Önce iplerimi göstermek istiyorum. Şöyle Himalaya Anti-Peeling Everdye Bebelux kullanacağım. Koyu gri ile ördüm ben, daha güzel oldu. Siz isterseniz daha farklı renklerle örebilirsiniz. 3 ipimin markası da aynı arkadaşlar. Elinizde arta kalan iplerinizi de modelde değerlendirebilirsiniz. Rengarenk bir tane panço yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki paylaştığım videolarımdan bildirim alacaksınız. Takıldığınız herhangi bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Diloşörgüler Facebook hesabım, Diloşörgüler Instagram hesabım. Bana isterseniz oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hep birlikte şimdi yapılışına başlayalım. Şöyle göstereyim. 2 numara tığ ile öreceğim. Yapılışına hep birlikte başlayalım. Şu orta kısmıyla başlıyoruz. Beyaz çok az lazım oluyor. Kenara alıyorum hemen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane zincir çektim. Birinci zincirimin içine batarak kaydırıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doladım. Bakın bir tane halka yaptım. Halkanın içine ikili trabzan. Bir kez doladım. Halkanın içine bir tane daha ikili trabzan. Araya üç tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir, iki, üç. Bir, iki, üç zincir. Yine halkanın içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir halkanın içine 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bakın toplamda 1 2 3 4 4 tane üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. En başa 3 tane zincir çekmiştim. 3. zincirin içine kaydırarak batıyorum. Bir zincir çektim. Ve ipimi şuradan kopardım. Bakın şöyle. 4 tane köşemiz var. Zaten kare oluyor. Şimdi pembeyi alıyorum. Şöyle. Hemen buradaki 3 zincir olan boşluktan girdim. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Buradaki ara boşluğa zincirimle birlikte üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, zincirle birlikte üç. Bir, iki, üç zincir. Aynı yere bir, iki, 3 tane trabzan yaptım. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Ya da 3 yapalım. 3 tane zincir çektim. Bir sonraki bakın diğer köşeye tekrar önce 3 trabzan 2 3 sonra 1 2 3 zincir aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir. Bir sonraki yuvanın içine diğer köşeye geldim. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 3 zincir aynı yere 3 trabzan. 1 2 3 1 2 3 zincir.
Son köşeye, yani dördüncü köşeye tekrar üç taraftan 1 2 3 zincir aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. Şurada 3 tane en başa 3 tane zincir çekmiştim. 3. zincirin içine kaydırarak sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Şunun üzerine 3 tane trabzan yapmıştım. Hemen dibinden koparıyorum. Evet. Şimdi son sırayı yapıyoruz. Motiflerimiz çok kolay, çok çabuk ilerliyor arkadaşlar. Bir oturuşta hemen motiflerinizi bitirebilirsiniz. Ben motifleri bir günde yaptım. Bakın, şu ara boşluktan giriyorum hemen. İpimin üzerinde alıyorum. İpimin üzerine trabzanlar yapacağım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. 1, 2, 3 zincir çektim. Köşeye geldim. Köşeye su taşı yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Bakın, aradaki 3 zincir olan yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Diğer köşeye geldim. Köşeyi yine su taşı yapıyorum. Köşeleri su taşı yapıyoruz arkadaşlar. Siz isterseniz bu motifin üzerine bir sırada örebilirsiniz. Daha büyük yapmak istiyorsanız. Küçük motiflerden oluşunca daha güzel duruyor. Ben bu şekilde sevdim. 2 3. Bakın, köşeye su taşıyı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Bu araya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir. Bakın, köşeye tekrar su taşı. 1 2 3 zincir aynı yere 3 trabzan. Tekrar 1 2 3 zincir. Bakın, bu araya giriyorum. Araya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. Diğer köşeye geldim. Diğer köşeye yine su taşı yapıyorum. 1 2 3 zincir aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Bakın, üçüncü zincirin içine, başlangıç kısmına bir zincir çektim. İpimi kopardım. Evet, şimdi bu motiften arkadaşlar toplamda 42 tane yapıyoruz. 21 tane ön taraf, 21 tane arka taraf için. 42'ye tamamlayıp dönüyorum arkadaşlar. Evet, ben bir tarafı ördüm, bitirdim arkadaşlar. Diğer tarafı da hep beraber çalışacağız şimdi. Şöyle karşıdan baktığımız zaman kalp şekli almış. Toplamda şöyle 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Her tarafta 21 tane motifimiz var arkadaşlar. 21 önde, 21 arkada. Toplamda 42 tane motifimiz olacak. Şimdi diğer tarafa, arka taraftaki motiflerimizi hep beraber birleştireceğiz. Bu şekilde ekran alabilirsiniz arkadaşlar. Önce şu yukarı kısmına şöyle. Şurayı, bakın, şöyle yaparsam daha net anlayacaksınızdır. Önce bu şekilde birleştirme yaptım. Ondan sonra şu kalan altı motifi üzerine birleştirdim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şöyle iki tane motif alıyorum. Arka yüzleri şöyle
iç tarafa gelecek şekilde. Bakın bu şekilde. Önce iki taneyi birleştiriyorum. İpimi aldım. Bakın şu köşelere giriyorum. Bir tane zincir çektim. Şunu kenara alayım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şimdi burada 3 tane trabzanım var. Her iki motifin ilk trabzanını ikisine bir batıyorum. Sık iğne yaptım. İkinci motif, ikinci trabzanın içine iki motife bir batıyorum. Üçüncü trabzanın içine, yani tepesine arkadaşlar, iki motife bir batıyorum. Şu arada iki tane zincirim var. İki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Bakın burada üç tane trabzanım var. Her trabzan üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İki motife bir batarak sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. Birleştirme yapıyoruz. Burada iki zincirim var tekrar. İki zincir olan yere iki tane sık iğne yapıyorum. Ve burada köşede üç tane trabzanım var. Yine trabzanların tepesine sık iğne. 1, 2, 3. Bakın köşede 3 tane zincirim var. Bu şu 3 zincirin içine 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 tane motifimi birleştirdim arkadaşlar. 3. motifimi alıyorum. Hemen şöyle. Bakın. Şöyle yanına koyuyorum. Ön yüzleri dışa bakacak arkadaşlar. Yine aynı köşeye ve diğer motifin herhangi bir köşesine. Zaten kare olduğu için istediğiniz köşeden başlayabilirsiniz. 1, aynı yere 2. 3 tane trabzanım var. Her trabzan üzerine bir tane sık iğne. 2 motife bir batarak sık iğnelerimi yapıyorum. 2, 3. Arada iki zincirim var. Her zincirin içine iki tane sık iğne. Yine burada 3 trabzanım var. Her trabzan tepesine bir sık iğne. 1, 2, 3. Burada iki zincirim var. İki tane sık iğne. 1, 2. Burada 3 tane trabzanım var. Her trabzan tepesine bir tane sık iğne. 1, 2 motife bir batarak 2, 3. trabzanlara 3. Köşeleri arkadaşlar bakın 3 zincir olan yere 2 tane sık iğne. 1, 2. Burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi şuradan ya da koparmasak da olur. Direkt şurayı birleştireyim arkadaşlar. Hemen. Bu şekilde elinizle birleştirin arkadaşlar. Yine aynı köşeye ve diğer motifin herhangi bir köşesine. Ters yönleri iç tarafa bakacak arkadaşlar. Ters yüzleri iç tarafa bakacak şekilde birleştiriyorum. Burada 3 trabzanım var. Her trabzan üzerine bir sık iğne. Burada iki zincirim var. 1, 2. 3 trabzanım var. 1, 2, 3. Burada iki zincirim var. 2 tane sık iğne. 1, 2. Burada 3 trabzanım var. Tekrar 1, 2, 3. Köşeye tekrar 1, 2. Bir zincirimi çektim. Mesafe bıraktım. İpimi kopardım. Şöyle yaptım şimdi arkadaşlar. Fark etmiş istediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Şu ip kalıntılarının üzerinden öreceğim. Bakın şimdi bir tane alıyorum şimdi. Bakın diğer motifi. Şuradan.
Buradan örüp şuradan çıkacağım. Bir tane daha motif alıyorum. Şuraya koyuyorum. Şu yukarıdan gelip sağ taraftan çıkacağım arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum hemen. İki motifi aldım. İstediğiniz teknik ile birleştirmeyi yapabilirsiniz. Ben anlatımı en kolay şekilde gösteriyorum. Hemen buraya tekrar iki tane sık iğne. Her trabzan üzerine bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İki zincir olan yere iki tane sık iğne. Bir, iki. Üç trabzan olan yere tekrar birer tane sık iğne yapıyorum. İki, üç. İki zincir olan yere tekrar bir, iki. Şu üç zincir olan yere bir, iki, üç. Bakın köşeye geldim. En köşeye tekrar iki tane sık iğne. Bir, iki. Bakın bu sefer sola doğru geleceğim. Tığımı ipten çıkardım. Bakın. Şu bana doğru olan motifin köşesinden batıyorum. İlmeği içerisinden kendime doğru çekiyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar bir sık iğne daha. Şimdi sola doğru kaydırıyorum. Sola doğru sık iğneler yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. İki zincir olan yere bir, iki. Üç tane trabzan olan yere tekrar bir, iki, üç. İki zincir olan yere iki sık iğne. Bir, iki. Ve yine üç trabzan olan yere üç tane sık iğnemi yapıyorum. Şu köşeye iki tane sık iğne. Bir, iki. Bir zincir çekiyorum. İpimi buradan kopardım. Bakın. Şimdi bir tane daha motif birleştireceğim. Şuradan yukarıya doğru çıkacağım. Hemen ipimi aldım. Bu sefer bakın şu. Bakın göstereyim arkadaşlar. Çok fazla uzatmak istemiyorum videomu. Şöyle bakın. Sağdan girip yukarıya doğru çıkacağım. Şurayı birleştirdikten sonra diğer motifimi alıyorum. Bu sefer bakın ipimi çok koparmamak için şu sağ taraftan girip sola doğru kaydıracağım ve yukarıya çıkacağım. Yukarıdan tekrar sağa doğru bu şekilde birleştireceğim arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Şu köşeden geliyorum, sola doğru kaydırıyorum, sık iğne yapıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru, sonra şu yukarıdan sağa doğru tekrar birleştirme yapacağım. Bir motif daha getiriyorum hemen. Bu sefer şu motifi buraya getiriyorum. Yukarıdan aşağıya doğru, aşağıdan sola doğru kaydırıyorum. Ve bir tane daha motif alıyorum. Bakın buradan bu şekilde yukarıya doğru birleştireceğim. Sonra şu köşeyi birleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde şöyle göstereyim. Kalp şekli yapacağız. Önce şurayı birleştireceğim. Tekrar söylüyorum. Bakın önce bu şekilde şu motifleri birleştireceğim. Dikdörtgen şeklinde. Ondan sonra şu kalan 6 tane motifimi birleştireceğim. Hemen diğer tarafın motiflerini birleştirip dönüyorum arkadaşlar. Ben her iki tarafı da bitirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bir tarafı birleştirdim. Şimdi şu diğer tarafı. Bakın şu kenar kısımlarını birleştireceğiz. Sol tarafı birleştirdim. Sağ tarafı hep beraber birleştirmeye başlayalım. Her iki tarafın en köşesinden şöyle
bir zincir çektim, ipimi buraya sabitledim. Aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi her trabzan üzerine iki tarafa bir batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzan sayısına ve zincir sayısına göre sık iğne yapacağız. Burada 3 tane trabzanım var. Her trabzan üzerine bir trabzan yaptım. 2 tane zincirim var. 2 zincir olan yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 tane trabzanım var burada. 3 trabzan yapıyorum. 3 sık iğne yapıyorum pardon. Her trabzan üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. 2 3 2 zincir olan yere 2 tane sık iğne. 1 2 Burada 3 tane trabzanım var yine. 1 2 3 Şimdi köşeye geldim. Köşe kısmına 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Hemen yanındaki motifin köşe kısmına giriyorum. Aynı yere tekrar. Yine aynı köşeye 2 tane sık iğne. Yanındaki trabzanların üzerine yine birer tane sık iğne yapıyorum. İki zincir olan yere 2 tane sık iğne. 1 2 Tekrar trabzanların üzerine birer tane sık iğne. 1 2 Yanındakine 3 2 zincir olan yere 2 sık iğne. 1 2 Şu köşeye kadar aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Motifin köşesine geldim. En köşeye 2 tane sık iğne. Hemen yanındaki motifin en başına geldim. Şu ip kalıntımı da içine alarak hemen yine diğer köşeye 2 tane sık iğne. Trabzanların üzerine birer tane sık iğne. İki zincir olan yere 2 sık iğne. Trabzanların üzerine birer tane sık iğne. İki zincir olan yere 2 sık iğne. 1 2 Trabzanların üzerine birer tane sık iğne. En köşeye geldim arkadaşlar. En köşeye yine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın. Burayı da bu şekilde birleştirdik arkadaşlar. Şimdi bu boyun kısmına ben bir sıra trabzan öreceğim. Şöyle yapalım. Bu köşe kısmına 2 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarım ikili. Başını doladım. Yanındaki trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyorum. 1 Başını doladım. 2 Başını doladım. 3 2 zincir olan yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Burada 3 trabzanım var. Her trabzan üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Başını doladım. 2 zincir olan yere 2 tane trabzan. Burada 3 trabzanım var. 3 tane trabzan. Yani her trabzan üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Motifin köşesine geldim. Motifin köşesine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Diğer motifin hemen köşesine tekrar 1 2. Boyun kısmına bir sıra
Bu şekilde ikili trabzan yaparak bitiriyorum arkadaşlar. İki zincir olan yere iki tane trabzan. Arada üç trabzanım var. Her trabzan üzerine bir trabzan. Bir, iki, üç. İki zincir olan yere iki trabzan. Bir, iki. Burada üç trabzanım var. Her trabzan üzerine bir trabzan. Bir, iki, üç. Tekrar motifin diğer köşesine geldim. İki tane trabzan. Bir, iki. Ve motifimin diğer köşesine geldim. Tekrar bir, iki. Bütün boyun kısmını bu şekilde ikili trabzan yaparak bitirelim arkadaşlar. Sonra şu alt kısmına yine aynı şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Boyun kısmını ördüm arkadaşlar. Bakın şöyle. Siz isterseniz üzerine bir sıra da örebilirsiniz. Bu kadarını yeterli buldum ben arkadaşlar. Bakın ilk yaptığım trabzanın tepesine battım ve ipimi şuradan hemen koparıyorum. Şöyle arkaya ipimi çekiyorum. Şimdi şu alt kısmı yapalım. Ben altın iki sıra gideceğim. Ondan sonra püskül koyacağım arkadaşlar. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Hemen şu uç kısmından başlıyorum. Şöyle. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Başını doladım. Birinci trabzana atlıyorum. İkinci trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzana atlıyorum. Şu iki zincir olan ara boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada üç trabzanım var. Birinciye bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. İkinci trabzana atlıyorum. Üçüncü trabzanımın tepesine bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tekrar buradaki ara boşluğa giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan at. Pardon arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinciye bir tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. İkinciyi atlıyorum. Üçüncü bakın şu ara boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Hemen yanındaki bakın şu birleştirme noktasına atlıyorum. Yanındaki motifin içine bir tane en köşe trabzan. Bir zincir. Burada 3 trabzanım var. Birinciye bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinciye bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bakın ara boşluğa. İki zincir olan yere bir trabzan. Bir zincir. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki trabzana atlıyorum. İki zincir olan yere bir trabzan. Bakın bu şekilde kafesler yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Hemen bakın burada 3 tane trabzanım var. Birinci trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, ikiye atlıyorum, üçüncüye bir trabzan. Bakın, şu ara boşluklara, iki zincir olan yerlere daima bir tane trabzan yapıyoruz. Şöyle baktığımız zaman trabzanlarımız 3, 3, 3 şeklinde. Baştaki 3 tane, 2 tane trabzan yapıyoruz. Bir sonraki 3 tane, 1 tane trabzan yapıyoruz. Bir sonrakini 3, 3 trabzan arkadaşlar, 2 tane yapıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu en baştaki trabzandan birinciyi yapıyorum. İkiye atlayıp üçe yapıyorum. Ara boşluğa aynı şekilde bir tane trabzan.
bir tane 3 trabzana 2 tane, bir 3 trabzana bir tane trabzan yapıyorum. 2 1 2 1 şeklinde olacak. Yayılma olmasın, marullaşma olmasın diye arkadaşlar. Ara boşluğa tekrar, pardon, ara zincirimi çekmedim. Bir zincir, köşedeki boşluğa bir tane trabzan. Bir zincir, yanındaki motifin köşesine bir trabzan. Bir zincir, bakın. En son ne yapmışız? Üçlü trabzan üzerine iki tane trabzan yapmışız. O yüzden bu baştaki 3 trabzandan biri atlıyorum. İkinciye bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ara boşluğa bir trabzan. Bir zincir. Bakın şuraya bir tane yaptığım için bir sonraki 3 tane 2 tane yapacağım. Birinci trabzanımın üzerine bir trabzan. Bir zincir. İkiye atlıyorum. Üçüncüye bir trabzan. Bir zincir. Ara boşluğa bir trabzan, bir zincir. Biri atlıyorum ikinci trabzanıma. Tekrar bir trabzan. Bir zincir. Köşeye bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki köşeye bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve bir zincir. Bakın bu şekilde. Bütün alt kısmı arkadaşlar, bütün alt kısmı her iki tarafı da aynı şekilde yapalım. Sıramı bitirip hemen döneceğim. Üzerine bir sırada öreceğiz. Sıramı bitirdim arkadaşlar. Üzerine bir sıra daha ördüm. Bakın iki sıra. Şöyle kutu tekniği ördüm. Biraz bıraktım. Geri kalan hep beraber çalışalım. Bakın bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzan üzerine zincir atlıyorum. Trabzan üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir sonraki trabzan üzerine bir trabzan, bir zincir. Sonraki trabzan üzerine bir trabzan. Bir zincir. Bakın zincire atlıyorum. Trabzan üzerine bir trabzan. Bir zincir. Bir sonraki trabzan üzerine bir trabzan. Bir zincir. Bir sonraki trabzan üzerine bir trabzan. Sıra sonuna kadar aynı şekilde geliyoruz arkadaşlar. Bir zincir. Sonraki trabzan üzerine bir trabzan. Bütün sırayı bu şekilde bitiriyoruz. İsterseniz bir sırada kutu tekniği örebilirsiniz arkadaşlar. Ben ilk sırayı yeterli buldum. Bakın. Bir zincir, bir trabzan şeklinde sıramı bitiriyorum. Bu sıradan sonra püsküllerimizi yapacağız ve pançomuz bitiyor arkadaşlar. Takım olarak beresini yapabilirim. Şapka yapmayı düşünüyorum. Bir zincir çektim en köşede. 4 tane zincirim var. 3. zincirin içine kaydırarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi buradan şöyle püskür olacak zaten. Şu kadar kopardım. İstediğiniz uzunlukta püskül yapabilirsiniz. Bakın. İki sıra şöyle göstereyim beyazın üzerinden. İki sıra kutu tekniği ördüm. Dediğim gibi siz isterseniz bir sırada uzatabilirsiniz. Bu şekilde iki sıra yeterli benim için. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Çok uzun olmayacak şekilde ipinizi çok harcamayın, çok çöpe gitmesin. Şöyle. İstediğiniz uzunluğa kendiniz ayarlayın. Bakın. Şu kadar yeterli. Biraz daha kısa yapacağım. Şöyle baktığımız zaman çift kat yaptığımızda 4 tane motifin hizasına geliyor. Bu şekilde yaparsam hepiniz anlayacaksınızdır.
Şuradan ipimi kopardım. Şöyle. Dörde katladım ipimi. Herhangi bir tane kafesin, yani kutunun içinden, şu boşluktan giriyorum. İpimi çektim. Bakın. İplerimi aldım. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Bir tane püskür. Biraz uzun oldu. Biraz daha kısa yapacağım. Dediğim gibi uzunluğunu kendinize göre ayarlayın. Tekrar şuradan kesiyorum. Bir tane kutu atlıyorum. Bir tane kafes atlıyorum. İkinciye. Çok gür olmasını istemiyorum arkadaşlar. Batıyorum şöyle. Zincir çeker gibi içinden geçirdim. Aslında şurayı da yapayım. Çok boşluk durmasın. Her kafesin içinde bir tane yapalım arkadaşlar. Şöyle. Bir tane kesip diğerlerin bütün iplerinizi aynı boya getirin arkadaşlar. Tek tek yapmamak için ve hepsi aynı eşitlikte olsun diye. Şöyle. Bakın. Hemen yanındaki araya giriyorum. Şöyle çekiyorum. 3 tane yaptım. Tam ucundan tutuyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki, bakın şu boşluğa giriyorum. Şöyle çekiyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle. Önce 2'ye katlıyorum. Sonra 4'e katlıyorum arkadaşlar. Ve sonra yanındaki kutunun içine giriyorum. İlmeğimi aldım. Zincir çeker gibi çektim. Bakın bu şekilde. Bütün kenarı arkadaşlar. Hem arka taraf hem ön tarafı. Şöyle birer tane her kutunun içine püskül koyalım. Ondan sonra bitişini hep birlikte görelim arkadaşlar. Evet, bütün püsküllerimi taktım arkadaşlar. Makas ile hepsini aynı hizada, aynı boyda kestim ben. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle şu da arka tarafı. Pançomuzun iç tarafını göstereyim. Bakın bu şekilde. Ben çok severek gördüm. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. Yapılışı çok kolay arkadaşlar. Çok çabuk ilerleyen bir model. Evet, modelimi beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz kanalıma, bu videodan sonra ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki paylaştığım videolarımdan bildirim alacaksınız. Takıldığınız herhangi bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.